Mutualist olarak yaşamını sürdüren iki canlı ile ilgili yorumlarından hangileri kesinlikle yanlıştır demiş. Bakın mutualizm karşılıklı fayda sağlayan iki farklı tür arasındaki birliktelikti, simbiyotik birliktelikti. Bakın aynı türden demiş, farklı tür olacak. Aynı alemdendir, olabilir. Mesela derslerimizde neyi örnek vermiştik? Anemonlarla palyaço balığını örnek vermiştik hatırlarsanız. Anemon neydi hocam? Anemon bir deniz mercanı türüydü. Palyaço balığının yaşama alanını oluşturuyordu. Anemon yakıcı tentakülleriyle palyaço balığını düşmanlarından koruyor. Palyaço balığı da anemonla beslenen balıkları uzaklaştırıyor. Bu birliktelik, mutaeris bir birliktelik. Ekolojik nişleri farklıdır demiş. Evet bu da doğru. Hani mesela şu iki yine anemonla palyaço balığına örnek verebilirsiniz değil mi? Yedikleri besinler bir kere farklı. Eğer şey olsaydı mesela palyaço balığıyla anemonun yediği besin aynı olsaydı Bunlar rakip olurdu, mutualist olmazlardı. Vücut büyüklükleri farklı olabilir. Kesinlikle yanlışı sormuş. Yalnız bir olacak. Güzel toparlayıcı bir soru olmuş. İki canlının birlikteyken faydalanma durumu. Bakın ikisi de yarar görüyor. Mutualizm. Peki demiş bu X ve Y canlılarının bulunduğu alemlerle ilgili hangileri doğru olabilir? Bakın bitki ve hayvanlar olabilir. Mesela bir incir ağacını düşünün bir de bir kuş düşünün. Gidiyor incir ağacındaki meyveyi yiyor ve o meyve onun için bir besin oluyor. Karşılığında düşünsenize o meyveyi mesela tohumlarını sindiremeyen kuş bir yere dışkıladığı zaman o bitkinin yayılmasını sağlamış oluyor. Ya da işte polen toplayan bir arıyı düşünebilirsiniz. Bakteri hayvan olabilir. Mesela insanların kalın bağırsaklarında K vitamini üreten bakteriler var. Bitki ve mantar olabilir. Hatırlayın lütfen bunun ismi önemliydi. Mikorizalar. Bu mikorizalar hocam mantar hifleri ile bitki kökleri arasındaki birliktelikte. Mantar bitkiden besin alıyordu. Bitki de köklerinin genişlemesine sebep olan mikorizaları üzerinde tutuyordu. Çünkü yüzey alanını arttırıcı bir etki gösteriyor arkadaşlar köklerin. Protista ve hayvan. Mesela termitler beyaz karınca ee, bağırsağında yaşayan mesela kamçılılar vardı hatırlarsanız. Sellozun sindirilmesinde rol oynuyorlardı. Bu da bir mutualist yaşama birliği. O yüzden cevabımız E seçeneği. Hangisinin artması bir komünitedeki canlı sayısının artması yönünde etki gösterir demiş. Bakın bir kere çevre direnci, çevrenin canlının artışına karşı gösterdiği dirençti. Bu da canlıları zorlayan bir şeydi. Türler arası rekabet artarsa ki rekabette her zaman iki tarafta olumsuz etkilenir kazanan olsa bile. Dışa göç arkadaşlar canlı sayısının artmasına değil azalmasına neden olur. Ölüm oranının artması canlı sayısının azalmasına neden olur. Ama yaşam alanı artarsa arkadaşlar bir şekilde canlıların yaşadığı alanın artması sonucu bir rekabetin azalması, bir besinin dengeli dağılması söz konusu olabilir. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bitkisel bir tam parazit olan canavar otu ile hayvansal dış parazit olan kene için özelliklerinden hangileri ortaktır? Konak canlının vücudunda yaşama ortak. Kene düşünün ki sizin işte bacağınıza yapışıyor ve oradan sizin kanınızı emiyor. Bu sizde belki böyle anında bir farkındalık yaratabilir ve ona karşı tepki oluşturabilirsiniz ama birçok hayvan üstünde yapışıp Öyle kalabiliyor arkadaşlar. Canavar otu da yine başka bir bitkinin kısilen ve fulemine bağlanarak arkadaşlar bir şekilde onun üzerinden geçiniyor. Konak canlıya dolayısıyla ikisi de zarar veriyor. Sonuçta olayımız nedir? Parazit canlılık. İhtiyaç duyduğu besinleri konak canlıdan karşılıyor. Parazit olmanın mantığı bu. Yani bir taraf fayda görürken diğer taraf zarar görüyor. Kim zarar görüyor? Konak zarar görüyor. Cevabımız E seçeneği. Paramesyum türlerinden Aurelia ve Caudatum türlerinin tek başına ve karışık kültürlerdeki birey sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiş. Grafiklere göre yargılarından hangileri söylenebilir diyor. Şimdi bakın tek başlarına olduklarında belli bir sayıya ulaşıyorlar. Karışık kültürde de belli bir sayıya ulaşıyorlar. Ama ondan sonra kaudatum azalıyor. Aurelia sabit bir şekilde birey sayısında devam ediyor. Şimdi bakın Aurelia ile kaudatumun üreme hızı farklıdır. Tek başlarına kültür ortamlarında bakın şöyle aynı yerden başladıklarında 10 gün içerisinde Aurelia'nın birey sayısı 90 olurken kaudatumunki 30 olmuş. Karışık kültür ortamında Aurelia ile Caudatum arasında rekabet ilişkisi gözlenir ki bu mükemmel bir rekabet örneği grafiğiydi. Özellikle derslerde sürekli vurguluyorduk. Bakın burada rekabetin kazananı Aurelia, Auris altın çocuğumuz. Caudatum ise rekabeti kaybetmiş. Mesela buna lütfen av avcı grafiği demeyin. Tamam mı? Av avcı grafiklerinde görüntümüz neydi? Ya bu şekildeydi ya da bilimsel çizim hatırlarsanız bu şekildeydi. Peki. Karışık kültür ortamında Aurelia'nın üreme hızı tek başına yetiştirildiğindeki üreme hızından daha düşüktür. Hadi onu da gözlemleyelim. Bakın 10. günde ulaştığı sayı 60 üzerinde bir sayıyken tek başına yetiştirildiğinde 90 civarında bir sayıya ulaşıyor. Çünkü neydi rekabette? Her iki taraf kazanan olsa bile her iki taraf mutlaka bir şeyler kaybediyordu. O yüzden arkadaşlar burada Aurelian'ın üreme hızı düşmüş. Neden düşmüş olabilir hocam? Besinden dolayı belki besine ulaşmak için çok çaba sarf etmiş, çok enerji tüketmiş. Üreme yerine savaşmak için ya da rekabeti yenmek için enerji harcamış. O yüzden arkadaşlar bu şekilde bir sonuç doğmuş olabilir. Cevabımız E seçeneği. Grafikte bir popülasyonun zamana bağlı olarak birey sayısındaki değişme gösterilmiş. Grafiğe göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi bakın T1 zaman aralığında popülasyonun büyümesi negatif değerdedir. Yani birey sayısı azalıyor hocam popülasyon küçülüyor. T2 zaman aralığında popülasyon yoğunluğu artmaya başlamıştır. Ama ben bakıyorum ki T2 birey sayısının sabit olduğu bir zaman aralığı. 2 gitti. T4'teki büyüme hızı T3 zaman aralığından düşüktür. Bakın eğimlerine bakacaksınız buradaki eğim buradaki eğimden daha yüksek olduğu için T3'teki büyüme daha fazladır arkadaşlar. Peki devam. T3 zaman aralığında popülasyon taşıma kapasitesinin üzerine çıkmıştır. Eğer T3 zaman aralığında taşıma kapasitesinin üzerine çıkılmış olsaydı T4'te büyüme devam eder miydi arkadaşlar? etmezdi. Çünkü taşıma kapasitesinin üstüne çıkmak çevre direncinin artık iyiden iyi hissedilmeye başlaması dolayısıyla popülasyondaki birey sayılarının azalmasıyla gidecek olan bir durum olacaktı. O yüzden yapılamaz cevabımız 1 ve 3 olacak. Aynı komünitede bulunan X ve Y türlerinin ortam sıcaklığındaki değişmeye bağlı olarak birey sayılarında gözlenen değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? Güzel bir yorum sorusu. Sıcaklık değişiminin etkisiyle süksesyon meydana gelmiş olabilir. Evet hocam olabilir. Bakın başta x'in sayısı az y'nin sayısı fazlayken sıcaklık arttığında bu durum tam tersine dönüşmüş. X türü düşük sıcaklığa daha iyi uyum sağlamaktadır. Hayır. Düşük sıcaklıklarda X bireyin sayısı az iken Y bireyinin sayısı fazla. Y türü ile X türü arasında beslenmeye dayalı rekabet ilişkisi vardır. Bu grafikten çıkarılacak bir durum değil. Y türünün üreme potansiyeli tüm sıcaklık değerlerinde görece olarak X türünden daha düşüktür demiş. Hayır düşük sıcaklıklarda birey sayısı Y'nin daha fazla. Çok yüksek ya da çok düşük sıcaklık değerlerini X türünün toleransı Y'den daha fazladır demiş. Hayır düşük sıcaklıklara X'in tolerasyonu yok. Belli ki sıcaklık artınca ancak sayısını arttırabiliyor. Cevabımız A seçeneğinde. Bir ekosistemde 1985-2015 yılları arasında yapılan gözlemlerde P1, P2, P3 ve P4 popülasyonlarının birey sayısındaki değişim tespit edilmiş ve aşağıdaki grafik oluşturulmuş. Birey sayısının yıllara bağlı değişiminde bakın P2 2015 yılında artık en üst seviyesine ulaşmış kendisine göre. P3'te çok bir değişiklik olmamış. P1 kaybolmuş 2005'in sonrasında. P4 ise sürekli bir azalış yaşamış. Peki grafiği yorumladık. Bakalım seçeneklerden Hangisi olamaz? P2 popülasyonu zamanla ekosistemin baskın türüne dönüşmüştür. Yapılabilir. P3 popülasyonu kararlı bir popülasyondur. Çizgisini çok bozmamış. 2015'te 1985'e göre ekosistemdeki tür çeşidi sayısı ve toplam birey sayısı azalmıştır. Arkadaşlar tür çeşidi sayısının azaldığına şahit olabiliyoruz. P1 ortadan kaybolmuş ama birey sayısı ile ilgili bir sonuca varılamaz çünkü onlarla ilgili matematiksel bir ifade yok. Belki buradaki P2 Buradaki azalışı karşılayabilecek bir artış göstermiştir, belki de gösterememiştir. P4 popülasyonun büyüklüğü sürekli azalmıştır. P1 popülasyonu ekosistemde elenmiştir. Cevabımız C seçeneği. 1990 yılından itibaren tarım ilacı kullanımına bağlı olarak tür sayısında meydana gelen değişim, tür sayısı maalesef azalmış arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Özellikle DDT denilen ilaç yüzünden. Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Tarım ilacı kullanımı biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilemiştir ki tür sayısını azaltıyorsanız olumsuz etkilemişsinizdir. Cevabı bulduk. Diğerlerine de bakalım. Tarım ilacı kullanımı sadece tüketici canlıları olumsuz etkilemiştir. Belki de burada üretici canlılar da var arkadaşlar. Bilmiyoruz. Hani ototrof, heterotrof ayrımı yapmamış, bitki hayvan ayrımı yapmamış grafik. Tarım ilacının kullanıldığı yıl sayısı arttıkça tür sayısındaki azalma hızı da artmıştır. Buna eğimle bakabiliriz aslında. Bakın burada eğim çok azalmış, değil mi? Burada eğim çok dik. O yüzden bu ifade şurası için geçerli değil. Tarım ilacı kullanımı bazı türlerin üremesini olumlu etkilemiştir. Bilmiyoruz. Üreme davranışı üzerindeki etkiyi bu grafikten çıkaramazsınız. Tarım ilacına duyarlı türlerin sayısı giderek azalmıştır demiş. Yine arkadaşlar duyarlılıkla ilgili yani toleransla duyarlılıkla ilgili herhangi bir yorum yapamazsınız. Cevabımız A seçeneğinde.